Evet Emre Bey, katılımcıları size bırakıyorum ve yavaş yavaş toplantıya başlayalım dilerseniz. Sayın Musfet Başkanım, dernek başkanlarımız, değerli sektör temsilcileri, konuklarımız hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Bugün tarihi itibariyle çok da yeni olmayan ama son yıllarda sıklıkla karşımıza çıkan döngüsel ekonomiyi tartışıyor olacağız. Bu arada interpretation'a başladık diye düşünüyorum. Doğru mudur? Simultane tercüme kısmına. Great. Şimdi adından da anlaşılır olduğu üzere başka bir ekonomik mantığa işaret ediyor döngüsel ekonomi. Ürünü olabildiği kadar yeniden kullanmayı, yeniden kullanılamayacak olanı geri dönüştürmeyi, kırılanı onarmayı merkezine alan bir model bu. Yani ömrünü tamamlayan ürün bir kaynak olarak yeniden kullanılabiliyor. Buna işaret ediyor. Ve bununla bu modelle ilgili bilmemiz gereken bir başka şey de kabul etmemiz gereken artık bir seçenek değil bir zorunluluk olarak karşımızda duruyor olması. Avrupa Komisyonu 2020 yılının Mart ayında döngüsel ekonomi aksiyon planını 2015'te bir öncesini çıkarmıştı. Planı yayınladı ve mobilya sektörü birkaç sektörle birlikte öncelikli tutulan sektörlerden biri. Peki bu ne anlama geliyor? Sektör ve dış ticaretimiz 2021'de buraya ilişkin meydana gelecek düzenlemelerden nasıl etkilenecek? Bizler bu geçiş sürecinin neresindeyiz ve ne yapmalıyız? Bunların cevaplarını Sayın Griffiths'ten bugün alacağız. Ben dilerseniz hemen Owain ve Katerina'yı, konuşmacılarımızı ve moderatörümüzü tanıtıp kendilerine bırakarak konuşmayı, toplantımızı başlatmış olayım. Owain Griffiths ve Katerina Mihalidou, Ogden Hollands şirketinden katılıyorlar. Bugün aramızdalar. Ogden Hollands, uluslararası kamu ve özel şirketlere, kamu kuruluşlarına döngüsel ekonomi hususunda stratejik danışmanlık veren bir şirket. Ana faaliyet alanı bu. Ana konuşmacımız Sayın Griffiths de buraya döngüsel ekonomi baş stratejisti. Katerina Mihalidou teknik danışman ve mobilyada uzmanlaşıyor benim bildiğim kadarıyla. Ve moderatörümüz Özyeğin Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanı ve aynı zamanda Dünya Tasarım Örgütü Bölge Danışmanı Profesör Doktor Sayın Alpay Er. Mr. Griffiths ve Katerina hoş geldiniz. Sayın Alpay Hocam sizler de hoş geldiniz. Toplantıya ilişkin bir iki minik uyarıda bulunarak toplantıyı Alpay Hocam'a devretmek istiyorum. İlkin toplantının verimliliği açısından soruları yazılı almak tercih sebebimizdir. Chat kısmına bırakabilirsiniz. Fakat sözlü olarak sormak istedikleriniz olabilir. Bunun için de sizden ricamız alt kısımda reactions bölümleri var. Oradan el kaldırırsanız biz buradan görebiliriz ve mikrofonunuzu açabiliriz. Şu an itibariyle tüm mikrofonlar kapalıdır. İkinci olarak da toplantı Türkçe kanaldan kayıt altına alınacak. Buradaki konuşmalar Türkçe olacak. Zaten çevriliyor. Onun dışında şu an için bir uyarı yok. Alpay Hocam buyurun lütfen. Evet, teşekkür ederim Amine Hanım. Öncelikle herkese günaydın. Pek çok tanıdık yüz var, pek çok tanıdık isim var. Öncelikle değerli konuşmacılarımız Owain ve Katerina'ya hoş geldik. Hoş geldiniz diyorum. Amine Hanım beni tanıtırken bir sıfatımı unuttu. Benim burada varoluş nedenim aslında o sıfattan dolayı Mobilya Araştırma Enstitüsü, MOSFET'in kurduğu bileceğiniz think tank, ileride kurumsallaşacağını düşünüyoruz. Bir danışma kurulumuz var. Danışma kurulunda çok değerli üyeler var. O üyelerden bir tanesi de, nacizane üyelerden bir tanesi de benim. Çok önemli bir konuyu tartışmak için bir aradayız. Bence MOSFET çok önemli bir şey yapıyor. Mobilya sektörünün vizyonunu genişletiyor. Ve günlük o ticari baskı, işte mal satmak, almak, yetiştirmek baskısı altında ileriye doğru bakmasını sağlıyor üyelerinin. Ben
Bu çabayı çok yapıcı, çok değerli buluyorum. Bu döngüsel ekonomi meselesinin uzmanları varken ben bir şey söylemeyeceğim ama nedir diye spoiler vermek istemem ama nedir diye şöyle temel, basic bir tarif yapacaksak, hani bildiğimiz tipte çizgisel bir ekonomi vardır ya, çizgisel. Ne yaparız? Malzemeyi alırız, malzemeyi işleriz, imalat yaparız, satarız, sattığımızı birileri alır, kullanır, belki tamir eder etmez ama ürünün yaşam döngüsü, ömrü biter, ürünü atarız ve bir atık haline gelir. Bu çizgisel, lineer dediğimiz ekonomi, hepimizin içinde yer aldığı, alıştığımız, doğduğumuzdan beri içinde yer aldığımız ekonomi bu. Döngüsel ekonomi ise adı üzerinde dönüyor sürekli. Daha başından itibaren o ürünün hangi aşamasında yeniden, bu sözcük çok önemli, yeniden kullanılacak, yeniden satılacak, yeniden tamir edilecek, mümkün olduğunca atık olma sürecinin kaçınılmaz olduğu noktada yeniden recycle dediğimiz yapıyla malzeme dönüştürülecek ve döngü tamamlanacak. Yani çizgisel değil, hep sürekli dönen bir ekonomiden bahsediyoruz. Bu mobilya için çok önemli. Şöyle bir baktım, benim uzman olduğum bir alan değil. Ben tasarımcıyım. Bizim alanımızı çok önemli hale getiriyor. Kesinlikle. Tasarım, döngüsel ekonominin kalbi. Tasarımı iyi yöneten, ne tasarladığını bilen, tasarımla ilgili girdilerini iyi kontrol edip bunların her aşamasında, demin bahsettiğim o döngüsel her aşamada nasıl bir şekilde optimize edileceğini, daha verimli kullanılacağını bilen ve bunu yönetebilen firmalar uzun dönemde rekabet avantajı sağlayacak. Bu döngüsel ekonomi, Sayın Başkanımla aramızdaki tasarıma dair bir İnegöl anısı, tasarım farz mıdır, sünnet midir meselesinden yine bağlayayım ben. Ahmet Başkanım da buradayken şu anda sanki isteğe bağlı ama çok yakında artık bir zorunluluk haline, yani farz haline alacak bir durum. Çünkü bizim hedef piyasalarımızda, ihracat piyasalarımızda, marketlerimizde bir cins norm haline gelmesi an meselesi. Bu bir norm haline geldiği zaman bunu yapabilenlerle yapamayanlar arasındaki fark, malınızı o hedef piyasaya satıp satamayacağınız kadar hayati bir nokta. O yüzden bunu öğrenmek zorundayız. O yüzden tasarımı sadece ürünleri güzelleştirmek için kullanılan bir pazarlama unsuru değil, artık döngüsel ekonomide ürünün her aşamasını kontrol edebileceğimiz stratejik bir süreç yönetim aracı olarak düşünmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Çok ilginç tool'lar çıkmış. Mesela ürün mimarisi diye bir şey var. Mobilyacılar için de var. Hiç konuşmadığımız bir şeydi. Biz daha çok bunu daha böyle otomotiv gibi alanlarda kullanırız tasarım öğrencileri için. Mobilya için dahi ürün mimarisi dediğimiz product architecture çok önemli bir unsur haline geliyor. Ben çok spoiler verdim. Sözü Owain'e vermeden önce mobilya sektörünün vizyoner başkanı, çok sevgili arkadaşım Ahmet Güleç'i sahneye davet edip bir iki söz söylemesini isterim. Eminim vardır söyleyeceğim. Ahmet Güleç, Sayın Başkanım. Evet. Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok kıymetli misafirlerimiz, kıymetli dostlar. Mobilya Araştırmaları Enstitüsü olarak bugün önemli bir konuyu konuşuyoruz. Gerçekten Türkiye mobilyası son 20 yılda dünyada tasarımda, kalitede, dünya ticaretinden kendine söz ettirdi. Ve biz biliyoruz ki biz Türkiye'li insanlar olarak biz Mezopotamya ve Anadolu kültürlerinin aslında temsilcisiyiz ve birikiminden istifade ediyoruz. Dolayısıyla aslında bu topraklarda çok kültür, teknoloji konuşuldu. İnsanlığa değerli birikimler oluşturdu. Belki kendimize çuvaldızı kendimize batırıyoruz. Son belki 100 yılda, 200 yılda biz yeteri kadar bu eski birikimden istifade edip insanlık hazinesine, insanlık birikimine daha fazla değer katamadık, biraz geri kaldık. Bunu da kabul etmemiz lazım. Ama şunu görüyoruz ki
Artık biz özellikle Türkiye'nin mobilyacıları, Türkiye'de mobilya üretenler olarak biz artık sektörümüzü dünya çapında yeni bir değer ifade etmek, yeni değerlere sahip çıkmak, insanlık için, gelecek için önemli olan değerlere sahip çıkmak için biz yola çıktık. Kendimizi sorguladık ve şunu inanıyoruz ki aslında nasıl mobilya insanlık için çok önemli bir değerse, yaşam için çok önemli bir değerse, her toplumun kendine göre bu değerinden istifade edebiliyorsa, bunu doğru üretmek, diğer kaynakları da doğru kullanmak ve bu kaynakları yarına bırakmak için de bizim için doğru olmazsa olmazdır. Yani Alpay hocamın dediği gibi bir farzdır. Dolayısıyla kaynakları doğru kullanmak, çevreye saygı duymak, sadece bugünümüz için değil aslında gelecek içinde yaşamak ve değer bıraktırmak bizim ana görevimizdir. Burada çok değerli bizim konuşmacı dostlarımız var, arkadaşlarımız var. Ben kendilerini böyle bir konuşmaya da dinlediğim için mutlu olacağım. Sözlerimi burada noktalıyorum. Başarılı bir toplantı diliyorum. Teşekkürler başkanım. Evet, uzatmayalım sözü. Biz Türkler konuşmayı severiz Owain. Sonuna kadar gidebiliriz ve sen oradan bizi seyredersin. Ama ben buna izin vermeyeceğim. Türkçe nasıl denir? Bir yandan bir İngilizle Türkçe konuşmak çok ilginç. Hani floor is yours. Thank you. It's a pleasure to be with you this morning. Çok teşekkürler. Bu sabah sizlerle olmak çok güzel. Ve zaten siz ikiniz öyle güzel bir giriş yaptınız ki Alpay Bey, Ahmet Bey. Harika bir başlangıç. I want to support what you highlighted there. One of the key considerations with sustainability comes from the Native American concept of not just taking from and inheriting from our ancestors, but actually we borrow the planet and we borrow our land from our children and our children's children. So we have a responsibility not to destroy it for them. So I think there's a perfect scene setting. Thank you very much. I'm very pleased to be here with you today, and I'd like to share some slides that I've put together to discuss with you about the sustainability story and the circular economy story, with a specific focus on the furniture sector in Turkey. As you've highlighted, if you can flag your reactions and put them in one side, and if there are any questions, I'll make sure that we have enough time for talking at the end. I don't think this is an extremely long presentation, but hopefully it covers off the key aspects that will be helpful for you, and I'm always going to be available for further questions if they arise. To provide a little bit of context to why this conversation is happening, Amin and I have been speaking about the Federation and how it can gain insight on the circular economy situation and impacts to help the sector. And then considering those regulatory changes. So we often think about the concept of a carrot. What can we go for to be competitive and gain an edge? And at the other side of it, a stick. So what are the risks that are coming down the road for our different customers and different trade associations that we work with? I think it's important to flag here the 4%. Why have the European Commission flagged that this is a sector that needs some attention? The main reason is because it represents quite a reasonable proportion of waste that is generated in Europe. And so that is why there's a focus on it. 4% is a large amount when we think about tonnages. Kentsel atığın %4'ü mobilya. Atığın %4'ü mobilya olunca da Avrupa Komisyonu bu konuya öncelik veriyor. Yani doğrusallıktan döngüselliğe geçiyoruz ama bunu tabii ne kadar derinlemesine kavrarsak bugün o kadar faydalı olacaktır. Bir yandan tabii ki bazı trendler var, bazı süreçler var. Bunları da özetlemeye gayret edeceğim. Şu kırmızı çizgiyi görüyor musunuz ekranımda? O nereden geldi bilmiyorum. Kırmızı bir çizgi var.
O nasıl olduğunu anlamadım ben. Dersayın konuşmacı. Eğer So Oak Dean Hollins, why am I here? Oak Dean Hollins is a research and consulting firm that is specializing in the circular economy. The background of the organization was supporting governments and trade associations and private sectors dealing with problematic waste streams. So 20 years ago, the aim was to focus on getting things out of landfill and recycling them. Nowadays, we are moving up and up the hierarchy, which we'll come to later, and focusing on ways that organizations that reduce waste can actually benefit from it, not just for paying for waste disposal, but actually dealing with customers in a more effective way and engaging with consumers and business customers in a way that is pragmatic and proactive. So you grow your business, but you also have a positive effect on the environment and society. Our work really boils down into these five areas: resource efficiency across the whole value chain, from raw materials to recycling, value chain optimization, understanding the different stages of any value chain and where there are challenges with communication. Nerede sıkıntı var? İletişimde bir sıkıntı var mı? Malzeme akışında sıkıntı var mı? Onu optimize ediyoruz. Pazar analizi yapıyoruz. Pazar ve etki analiziyle pazarı daha iyi anlamanızı sağlıyoruz. Farklı sektörlerde uzmanlığımız var. Elimizdeki verilerle ya da toplayacağımız verilerle gelişmelerin sektörünüze etkisini analiz ediyoruz. Mesela Avrupa'da bu eko etiketleri 10 yıldır gündemde. Biz bu eko etiketini çok iyi biliyoruz. Bir de bir ürün kullanıldıktan sonra onu daha döngüsel hale getirmek, yeniden kullanmaya hazır hale getirmek konularına odaklanıyoruz. Bu sunumda ise ben 4 alandan bahsedeceğim. Öncelikle döngüsel ekonomi nedir? Mobilyacılık sektörüne etkileri nelerdir? Bizim başka derneklerle çalışmalarımız nelerdi, ne gibi deneyimlerimiz var ondan bahsedeceğim. Biraz da sizlere özel mesajlarım olacak. Öncelikle sorunu açıklamak çok önemli. Şimdi bu kadar eko tasarım, döngüsel ekonomi, sürdürülebilirlik, işte küresel sürdürülebilirlik hedefleri neden bu kadar gündemde? Bir tanesi çok bariz, iklim değişikliği var. İklim değişikliği en geniş anlamda sorumluluklarımızın yani bize hatırlatıyor aslında. Bir yanda ham madde ve tüm ürünler var ve bunların aslında bunun %50 oranda iklim değişikliğine etkisi var tüm bu malzemelerin. Tabii ki 1/3 oranında da çevre kirliliğine etkisi var. Şimdi mobilya sektöründe de tüm üretim sürecinde ciddi bir karbon tüketimi var. Ve tüm bunları dikkate alan şirketler, devletler, hükümetler bu etkiyi azaltacak şekilde önlemler alıyorlar ve tüketicilere de diyorlar ki işte hani daha sürdürülebilir ürünleri alın. Bunu teşvik edecek önlemler alıyorlar. Yani aslında devletler döngüsel ekonomideki ekonominin işaret ettiği sorunları azaltacak önlemler alıyor. Şöyle bir grafik paylaşmak istiyorum. Eskiden kullanılan bir ton malzemeden aldığımız ekonomik fayda daha yüksekti. Artık biz duraklamaya gelmiş durumdayız. Yani kullanılan bir ton malzeme eskisi kadar değer, eskisi kadar gelir sağlamıyor.
Yani malzeme verimliliğimiz düştü. Bunu artırmamız lazım. Ama bir yandan da malzemenin ikincil kullanımını, ikincil ham madde kullanımı ki çoğunuz zaten biliyorsunuz ama ikincil ham madde deyince geri dönüştürülmüş malzemeden bahsediyoruz. Daha önce üretilmiş, sonra geri dönüştürülmüş. Sonra sıfır malzeme kullanmak yerine geri dönüştürülmüş malzemeyi ekonomiye sokmaktan bahsediyoruz. Döngüsel ekonomi, zaten Alpay Bey'in çok güzel özetlediği bir döngüsel yapı. Birincisi, ürünler daha dayanıklı üretiliyor. Daha uzun süre kullanımda kalıyor. Kullanım süresi dolanlar da geri dönüştürülerek yeniden ekonomiye sokuluyor. Tabii ki bu çok popüler oldu bu sembolleriyle beraber. Üç prensibi var. Bir tanesi atığı ve çevre kirliliğini azaltmak lazım. Çünkü atık demek aslında para demek. Mümkün olduğu kadar daha çok kullanmak lazım. İşte hani bu işte ikincil ham madde kullanımı, atıklar vesaire. Bir de bizim çevreye olan etkimizi iyi anlamamız lazım ve bunu azaltmamız lazım. Ancak sonuçta yani ben işletme mezunuyum. İşletmeden geliyorum. Yani her müşteri değerlendirmesi, her attığımız adım, hükümetin aldığı her karar, devletten aldığı her kararın ekonomik etkileri var. Siz işletmecisiniz. Bundan fayda sağlayabilirsiniz, kapasite artırımı sağlayabilirsiniz, avantaj sağlayabilirsiniz. Yani kendi şirketleriniz için Türkiye'de zaten mobilya tedarik zincirinin de büyük bir rol oynuyor. Türk şirketli olarak da siz yeni mevzuatların getirebileceği risklerden korumuş olursunuz bunları daha iyi anlayarak. Ve sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonominin şirketinize bir pazarlama anlamında katkısı olacağı gibi de maliyetlerinizi de azaltabilir. Yani sonuçta döngüsel ekonominin size sunduğu fırsatlar var. Dünya Ekonomik Forumu diyor ki 700 milyar dolarlık burada bir kaynak var. Ve Ellen MacArthur Vakfı ise döngüsel ekonominin 1 trilyon dolarlık değer yaratabileceğini söylüyor. Tabii ki devasa şirketler var. Bu devasa şirketlerin iş modelini değiştirmesi kolay değil. Biz bu konuda bu şirketlere yardımcı oluyoruz. Devletlerin de atacağı adımlarda devletlere de danışmanlık hizmeti veriyoruz. Peki aslında ne yapıyoruz? Birincisi, toplam atık miktarını azaltmaya çalışıyoruz. Reduce diyoruz buna. İkincisi, ürettiğimiz ürünlerin daha dayanıklı olmasını hedefliyoruz. Üçüncüsü, onarılabilir, kullanım ömrü uzatılabilir ürünler yapılmasını tavsiye ediyoruz. Dördüncüsü, kullandıktan sonra geri dönüştürülebilmeli bu malzeme. Eğer geri dönüştürülemiyorsa da bu malzeme enerjiye dönüştürülebilmeli ama en son atılabilmeli. Yani sonuçta elimizdeki bir malzemeden de bahsediyoruz yoksa o malzemenin içindeki enerjiye mi odaklanıyoruz? Bunun böyle bir hiyerarşisi var. En yukarıdakine bakın. Eğer biz, yani tabii atığı azaltmak daha az satacağız anlamına mı geliyor? Bazen öyle ama belki de ürünün kendisini satmıyoruz da ürünü kullanmayı bir kiralama hizmeti gibi satıyor olabiliriz. Yani daha az negatif etki yapmayı hedeflemek lazım. Geri dönüştürme sadece geri dönüştürme değil. Şimdi faydalı geri dönüşümler var. Nötr geri dönüşümler var. Bir de aslında zararlı ve para da kaybettiren geri dönüşümler var. Biz döngüsel ekonomide 3 tip geri dönüşüm var. Kapalı, açık ve düz. Kapalı olanda pazara satıyorsunuz ürünü, sonra o ürünü topluyorsunuz, tekrar sizin sektörünüze geliyor. Yani ya sizin fabrikanıza giriyor da sizin sektörünüze. Buna kapalı döngü deniyor. Yani
malzeme aynı sektörde kalıyor. Açık döngüsellikte de malzemeyi alıyorsunuz, üretiyorsunuz, piyasaya çıkıyor ama daha sonra başka bir sektörde de kullanılabiliyor o malzeme. Yani bu bir ahşap olabilir, telefon olabilir. Neyse yani başka bir şeye dönüşüyor. Bir de geri dönüştürme var. Dediğimiz düz olanda malzeme piyasaya ürün olarak çıkıyor. Sonra piyasadan toplandığında başka bir sektörde kullanılıyor ama daha düşük bir değerde. Yani geri dönüşümden çıkan malzemenin değeri çok daha düşük oluyor. Ona da düz ya da kötü geri dönüştürme diyoruz. Şimdi bu slide'ın formatı biraz karışık oldu der konuşmacı. O konuda da özür diler kendisi. Ama ben öncelikle şu sol alttaki grafiğe odaklanmanızı rica ediyorum. Bu bir çan eğrisi. Çevresel ürünlerin, şirketlerin yaşadığı bir döngü bu. Sonuçta ilk piyasaya çıktığında negatif bir etkisi oluyor çoğu ürünün. Yani sonuçta bazı parçalar daha iyidir, bazıları daha kötüdür ve devletler şirketlerin diyor ki mesela şu malzemeyi kullanma diyor. Mesela Roche diyor ki ben kimyasalları azaltacağım. Kimyasallar negatiftir diyor. Yani sürdürülebilir olmayan kısımlarını azaltıyor önce. Buna eco design deniyor. Yani çevreye zararlı malzemeleri kullanmamak. Zaten eco diye bir eco label diye bir etiket var. Mesela buzdolabı alıyorsunuz. Üstünde böyle kırmızı ya da yeşil bir işte etiket oluyor. İşte güzel, iyi, süper, işte 3A sınıfında, enerji sınıfında ürün diyor. Bunun mantığı ne? Şirketlerin ve tüketicilerin bir ürünün iyi, çok iyi, harika vesaire olup olmadığını anlamasını sağlıyor. İşte bu bir etiket mantığı. Ben bu slaytı İngiliz hükümetinin bir sunumundan almıştım. Bu bir hani enerji sınıflandırması tabii ki. Sonra bu grafiğin sağ tarafına bakalım. Eco label dediğimiz şey tüketicilere de hitap eden bir şey. Eco label koyduğumuz zaman aslında bir kurum şu mesajı veriyor. Benim ürünüm iyi diyor. Şimdi Avrupa'da şirketlerin belki en iyi %5, %10'u bu eco label'ı alabiliyor. Yani alması kolay değil. Her şirket alamıyor ama aldığınız anda bunun faydasını görüyorsunuz. Mesela devletler artık Avrupa'da çevresel ürünlere öncelik vermek zorunda. Dolayısıyla eko tasarım yapan, ekolojik tasarım yapan şirketlerin ürünlerine öncelik vermek durumunda ihalelerde. Böyle bir mevzuat var Avrupa'da. Tabii ki bazı sektörler için bu çok önemli. Çünkü en büyük alıcıları kamu. Sonra aşama aşama bu çan eğrisinin ortası sağa doğru gidiyor. Yani her şey sağa doğru gidiyor. Ve artık eco label daha kapsamlı oluyor. Daha çok firma bunu alıyor. Daha çok sektör buna giriyor. Yani böyle bir geçiş var. Bu politikaların, devletlerin, kamunun sunduğu politikalar bir tür havuç sopa politikası gibi. Yani diyor ki çevresel olursan senin ürününü ihaleye sokarım diyor. Bir de sopa gösteriyor. Olmazsan da şu cezayı keserim gibi. Yani bir sopa havuç mantığı var. Avrupa'da döngüsel ekonomi eylem planı var. Bunun mesajı şu, üreticilerin daha rekabetçi olmasını istiyor. Bunun arkasında da şöyle bir hikaye var. Uluslararası küresel bir tedarik zinciri var. Avrupa'da bir defa bizim yeterince ham maddemiz yok.
tüm Avrupa'yı besleyecek. Bu ham maddeyi zaten depolamıyoruz da bundan biz tam değeri de elde etmiyoruz. İşte döngüsel ekonomi bu sorunu çözmeyi hedefliyor. Ve Avrupa'da bir Green Deal diye bir büyük bir anlaşma var. Nedir bu? Bu sözleşme karbon nötr hale gelmek. 2050'de tüm ekonominin karbon nötr hale gelmesini istiyor Avrupa. Yani farklı ülkeler, farklı bölgeler var tabii ki. Ve Avrupa mümkün olduğu kadar yerel tedarik zincirine odaklanmak istiyor. Döngüsel ekonomide daha çevreci bir geleceği hedefliyoruz. Ve bunun tabii ki iş istihdam piyasalarına, ekonomiye ciddi etkileri olacak. Bir de Eco Design Direktifi var. Brüksel'de bu hep biteviye devam eden bir tartışma konusudur. Eco Design Direktifi işte bir takım malzemelere der ki işte bunlar pozitiftir, işte ikincil malzemeler vardır der. Onlara da olumlu bakar. Bir de döngüsel ekonomiyi desteklemeyen malzemeler diye üç sınıfı ayırıyor bu direktif. Bu üç mevzuat hareketi az önce bahsettiğim bu çan eğrisinin yani üretim döngüsünün çevresel olmaya zorlayan önlemlerdi. Sonuçta yaşadığımız sorunlardan bir tanesi de tabii ki maliyet. Şimdi üretimde kullanılan kimyasallar var. Birazdan daha detaya gireceğim ama bazılarını süreçten çıkarmak göründüğü kadar da kolay değil. Tabii çok özetleyerek gidiyorum ben şu an çok genel hatlarıyla. Dört ana politika var. Bir tanesi eco design. Eco design'ın ana mantığı çok iyi, orta ve kötü diye aslında kabaca sınıflandırıyor ürünleri eco design çerçevesi. Amaç ne? Sektörleri daha iyi ürün malzeme kullan, iyi ürün üret, bu kötü olanlardan çık. Riski ne? Merkezi hükümetler sürekli lobiler baskı yapıyor. Yani deniyor ki mesela şu malzemeyi kullanmasınlar imalatta ama hiç de kolay değil. Yani bir malzemeyi üretimden çıkarmak her zamana kadar kolay değil. Onun getirdiği büyük maliyet de olabilir. Yani eco design'in getirdiği bir böyle bir EPR diye kısalttığımız genişletilmiş üretici sorumluluğu var. Buna da daha sonra geleceğim. Avrupa'da 10-15 yıl önce bunlar gündeme geldi. Özellikle bu işte gıdada mesela çevreci satın alma dediğimiz konu gündeme geldi. Mobilya sektörü de merkezi hükümetler için hep bir fırsat alanı olarak görüldü. Yani çevreci bir şey olsun. Bu çevreci ürünleri de mesela herkesin söylediği eski mobilyayı yenileme gündemde. İngiltere'de, Avrupa'da şu an bu çok moda. Yenilenmiş mobilya. Yenilenmiş mobilya şu an kamuya satılıyor. Yani kamu ihalelerinde bunun daha çevreci olduğu düşünülüyor ki çoğu zaman da öyle. Tabii şimdi siz Türkiye'desiniz. Bunu algılamak daha zor olabilir. Arada coğrafi bir mesafe de var. Ama yani Türkiye'deki herhangi bir üretici, imalatçı özellikle çevreci mobilya üretiyorsa Avrupa'daki bu tür ihalelerde şansı olabilir. EPR konusu bu genişletilmiş üretici sorumluluğu Avrupa'da hızla büyüyen bir trend. Her üründe var. Ben daha önce şeyden bahsetmiştim. Her üretimde bir karbon var. Metal de olsa, cam da olsa, plastik de olsa üretmek için kullandığımız enerji karbon bazlı. Sonuçta bir ürünün ömrünün sonunda bu ürünü kim bertaraf edecek?
İşte EPR diyor ki ürünü bertaraf etme maliyetinin bir kısmını devlet ya da belediye üstlensin, bir kısmını da imalatçı firma üstlensin. Mesela bu şu an elektronikte yaygınlaştı. Ambalaj, lastik, araç pek çok sektöre girdi ve hızla artıyor bu genişletilmiş üretici sorumluluğu. Fransa'da çok yaygın. Genellikle bir ülkede bu uygulandığında diğerleri hemen takip ediyor. Bizim gördüğümüz, bu konuda biz araştırmalarda gördüğümüz İngiliz hükümeti de özellikle mobilya gibi büyük ebatlı atıkların hangi mobilya türlerinin genişletilmiş üretici sorumluluğuna gireceğini, hangilerinin girmeyeceğini şu an değerlendiriyor. Bu yükselen trend. Diğer sektörlerde de tüm Avrupa genelinde bu siyasetçilerle bu konu gündeme geliyor ve genişletilmiş üretici sorumluluğunun ülkeden ülkeye değişmemesi için lobi faaliyetleri yürüyor. Mesela yatak sektöründe Fransa'da var EPR, Hollanda'da var, Belçika'da da yeni çıkacak. İngiltere bu konuyu düşünüyor, İspanya'da aynı şekilde gündemine aldı. Almanya'da yok yatak sektöründe genişletilmiş üretici sorumluluğu ama Avrupa dışındaki ülkeler, mesela Türkiye, siz için imalatçısınız. Sizin de bu trendi iyi anlamanız lazım. Sonuçta siz Avrupa'ya malınızı ihraç etmek istiyorsunuz ve gittiğiniz ülkeye göre EPR mevzuatı, yani bu genişletilmiş üretici sorumluluğu mevzuatı değişebilir. Bu konuda bizim gibi danışmanlık firmalarından faydalanabilirsiniz. Lobiler var, lobiler iletişime geçebilirsiniz ya da oradaki iş ortaklarınızla durumu değerlendirebilirsiniz. Ve son olarak da bu karbon raporu ve perakende verimliliği gittikçe daha kritik olmaya başlıyor. Şirketlerden ne kadar karbon etkiniz olduğunu ölçmeniz ve raporlamanız isteniyor. Zaten siz ne kadar enerji tükettiğinizi biliyorsunuz. Enerjinin kaynağını da biliyorsunuzdur muhtemelen. İşin temeli bu, yani ne kadar enerji harcıyorsunuz ve ne kadarı karbon temelli. Ama bunun kapsamı hızla gelişiyor. Karbon, bir de aldığınız malzemeler de karbon temelli olabilir. Çünkü artık perakendeciler, mağazalar bilimsel temelli satış yapıyorlar. Yani siz malınızı satmak istiyorsunuz diyelim ki bir perakende noktasına. O perakendeci diyor ki ne kadar diyor karbon var bunun üretim imalat sürecinde. Perakendecilerin bunu raporlaması isteniyor. Perakendeci de üreticiye soruyor bunu. Yani herkesin bunu iyi anlaması lazım. Son 12 ayda şöyle söyleyeyim, en yaygın, bize en çok sorulan soruydu. Bu karbon raporu nasıl hazırlanır, nasıl anlaşılır, bu konudaki durumumuzu nasıl iyileştiririz? Herkes bunu merak ediyor. Şimdi çok da bir detaya girmek istemiyorum. Zaten sunumumu ben paylaştım, siz de alabilirsiniz. Bu genişletilmiş üretici sorumluluğu aslında ne demek? Üretici olarak, imalatçı olarak ürünün piyasadan çekip bertaraf edilmesi maliyetini paylaşıyorsunuz. Ya da tamamen üstleniyorsunuz. Şimdi bazı sektörlerde bu o kadar önemli değil, bazı sektörlerde daha önemli. Ama sonuçta belli bir malzemenin ve üretimde seçiminde burada tasarım, Alpay Bey de söyledi, çok önemli. Malzeme seçimi, bunun tasarımı çok önemli. Sonuçta ürünün ömrü dolduğunda ürünü toplama maliyeti üreticiye gidiyor. Avrupa'da ne yazık ki henüz mobilya sektörü bu konuya yeterince eğilmiyor. Ve bunun maliyeti bu mevzuatlar hayata geçtiğinde çok yüksek olacak. Biz Ogden Hollins olarak sorunun büyüklüğünü anlamaya çalıştık ama yani şöyle söyleyeyim, Avrupa'daki mesela diyelim ki yatak
üreten bir ülke düşünün. Yani İngiltere diyeyim, yaklaşık olarak 30 ila 100 milyon euroluk yıllık maliyetten bahsediyoruz. Yani bu iş yani yasallaştığında üreticileri bekleyen böyle bir maliyet var. Yani belki 50-100 milyon arasında. Daha fazla olabilir. Fakat bunlar çok ciddi paralar. Yani milyonlarca eurodan bahsediyoruz. O yüzden de imalatçı olarak bunu, yani bunun böyle birdenbire karşınıza çıkmaması için işte hazırlıklı olmanız lazım. İşin tasarım tarafına, malzeme seçim tarafına hazırlıklı olmak lazım. Şimdi bazıları da bu konuda yani üç maymunu oynuyor. Hiç görmedim, duymadım, bilmedim diyor ama bu geliyor. Bir gün karşınıza çıkacak. Şimdi Fransa bu konuda öncü. Fransa'daki genişletilmiş üretici sorumluluğu özellikle mobilya sektöründe ve çok da kapsamlı. Devlet bu konuda zorunlu tuttu. Yani gönüllü olarak sektör girmedi bu işe. Yani sektör ben mobilyamı alırım demedi. Mesela IKEA şu an ben ürünümü alırım ya da işte müşterilerime yani eski ürününü getirirsen şu kadar indirim yaparım gibi şeyler söylemeye başladı. Ama Fransa'daki de hükümetin, devletin zorunlu tuttuğu bir yapı. Zorunlu dediğim gibi. Hükümet diyor ki yani gönüllü olmak isteyenlere de hani ben değerlendiririm diyor. Ama eğer Fransız hükümeti diyor ki siz böyle bir şeye girmezseniz size hani şöyle bir para ödemeniz lazım dediği de var ama bunu yapan pek yok. Ama Fransa hükümeti diyor ki bir eko tasarım istiyorum. Burada bir modülasyon var. Ne demek modülasyon? Bir ücret yapısı var. Ama sabit bir tarifesi yok. Kriterine göre. Mesela diyelim ki yatak üretiyorsanız yatağın boyutuna göre para ödetiyor size. Koltuk üretiyorsanız yine koltuğun boyutu ya da ağırlığına göre. Ama mesela nerede ekolojik tasarım seviyesine bakıyor. Yani Avrupa Komisyonu buna bakıyor. Yani ne kadar ücret alınacak üreticiden atık yönetimi için. İşte İngiltere'de biz Ulusal Yatak Federasyonu var. Bir yatağın eko tasarımında ne gibi bir ilave ücret olacak bunun geri dönüşümü ve bertarafı için? Tabii ki bu yani ürünün türüne ve eko dizayn seviyesine göre değişiyor. Bir yandan da zamana bakayım diyorum. Çok sözü uzatmadan. İsterseniz biraz bu ürünün ömrü ve karbon raporundan bahsedeyim. Eskiden malzeme ve enerjiyi ölçerdik. Derdik ki şu kadar malzeme kullanıyorum, bu kadar enerji harcıyorum. Yani bir ürün alıyorsunuz, enerji satın alıyorsunuz, üretim yapıyorsunuz, satıyorsunuz. Ama şimdi artık yaşam döngüsü analizi diye bir kavram var biliyorsunuz. Çok daha kapsamlı bakılıyor. Malzeme, o malzemeyi işlemek için kullanılan enerji, sonra üretim süreçleri, sonra o ürünün yaşam döngüsü, sonra kullanımının sonunda ne yapıldığı. Tüm bunları artık ürün tasarımında dikkate alıyoruz ve ona göre o ürüne iyi, orta ya da iyi değil diyoruz. Artık her sektörü etkiliyor bu karbon raporu konusu. Biraz hızlanayım çünkü sorulara da zaman kalsın istiyorum. Şimdi Türkiye'de tabii ki siz bir büyük bir sektörsünüz. Benim tavsiyem öncelikle kendi perspektifinizi netleştirin. Birincisi neredesiniz? Yani siz sektör olarak ne durumdasınız? Bunu iyi anlamanız lazım. Önce kendi durumunuzu bir değerlendirin. İkincisi acaba kopyalayabileceğiniz demeyeyim de örnek alabileceğiniz şirketler, kurumlar var mı? Üçüncüsü de
Öncelikleriniz ne olacak? Sizin için, müşterileriniz için, ihracat pazarlarınız için. Bunları önceliklendirecek bir strateji yapın. Çünkü bir takım sistemleri değiştirecekseniz bunun maliyeti ne olacak? O maliyetin size geri dönüşü ne zaman olacak? Son olarak da bunun iletişimini kurmak lazım. Yani tedarik zincirinizle konuşmanız, işte bu sürdürülebilirlik iddialı, hani işte atıyorum hani bu etiketlerini almak, hani biz daha iyi üreticiyiz demek, bunu raporlamak, bunun iletişimini kurmak çok önemli. Bu dört adımı ben izlemenizi öneririm. Yani bu slaytları biz sizin zaten paylaşıyoruz. Biz İngiliz Yatak Federasyonu, DEFRA ve Silent Night'la yaptığımız görüşmeler, Türkiye'deki dostlarımıza bunları paylaşmak isteriz. Bu slaytta da Kanada'da yaptığımız bir projeyi özetlemek istedim. Kanada, ülke olarak döngüsel ekonominin etkilerini anlamak isteyen bir ülke. Kanada'nın buna verdiği isim değer koruma süreci, VRP İngilizce. Farklı şekillerde bu değeri korumak istiyorlar. Sonuçta Kanada biliyorsunuz Amerika gibi büyük bir ekonominin üretim üssü gibi faaliyette gösteriyor. Sonuçta üretim sürecine yaptığı müdahaleler ne olmalı? Bunun maliyeti ne olacak? Bunun çevreye etkisi ne olacak ve ne gibi iş istihdam fırsatları çıkacak? Sonuçta önümüzdeki 3 ila 6 ay sonra yayınlanacak bu çalışmayla Kanada hükümeti farklı sektörlere bu konuda uzmanlaşma ve mükemmeliyet merkezleri olma fırsatları verecek. Yani daha sonra belki detaylı bu konuyu da tartışabiliriz. Ayrıca raporlarımızda okuyabilirsiniz. Benim bugün bu sunumda vermek isteyeceğim ana mesajlar şunlar. Birincisi, mobilya sektörü bu gelişmelere ne kadar hazır? Yani mevcut durumunuzu anlayın, sizi bekleyen riskleri anlayın ve bunları nasıl azaltacağınızı değerlendirin. İkincisi, üye şirketleri destekleyecek, belki böyle küçük bir kit hazırlayabilirsiniz. Yani sürdürülebilir olma rehberi diyelim bunun adına. Bir küçük bir paket olsa, bir bilgi kiti olsa üyelerinize, belki de derneklere daha proaktif davranma fırsatı sunabilirsiniz. Bir diğer konu da, yani bir yanda riskler var, bir yanda da harekete geçmeni sağlayabileceği faydalar var. Karbon ölçümünü yapmaya başlamanız çok önemli. Yani bunu merkezi olarak da yapabilirsiniz, şirket bazında da yapabilirsiniz ama karbon ölçümü, karbon rakamlarınızı netleştirmeniz lazım. Bu kolay değil ama öyle yani çok da zor bir şey de değil bunu yapmak. Ve son olarak da belki MOSFET bünyesinde zaten hani mobilya araştırma merkeziniz var. Belki bu döngüsel ekonomi çalışma grubu gibi bir ekip olursa bu ekip sektörün sesini dinler, sonra uzmanları davet eder ve MOSFET bünyesinde daha merkezi bir şekilde tüm bu konular araştırılıp değerlendirilebilir. Bu kısa sunu umarım size faydalı olmuştur. Sorularınızı almaktan büyük memnuniyet duyacağım. Ama daha sonra da bu toplantıdan sonra da özel sorularınız olursa değerlendirmek isterim. Arzu ederseniz başka bir toplantı yapabilirsiniz. Daha farklı konulara odaklanabiliriz. Bu vesileyle bana verdiğiniz fırsata çok teşekkür etmek istiyor ve sorularınızı almak için sabırsızlanıyorum. Evet, teşekkür ederiz Owain. Soru var mı Amine Hanım? Şu ana kadar görebildiğim kadarıyla henüz yok. Ben bu süre için önceden kafamızda oluşturduğumuz bir iki sorumuz var. İsterseniz onlarla açılış yapalım. Öncelikle ne kadar biliyorsun bilmiyorum ama Owain, bizim Türk mobilya sektörümüz ağırlıklı olarak küçük ve orta ölçekli aile firmalarından olur. Ve ağırlıklı olarak da fiyat üzerinden rekabet yapan bir sektörel yapı var.
Şimdi senin sunumunda son derece kritikti. Regülasyonlar devletlerin piyasada mal satabilmek için, ticari faaliyette bulunabilmek için bunu zorunlu hale sokması, ki bunun örneği de var dediniz Fransa'da. Böyle bir durumda demek ki özellikle gelişmiş pazar ekonomileri olan Avrupa Birliği ve Kuzey Amerika başta olmak üzere bir takım ihracat bariyerleri oluşacak döngüsel ekonomi adı altında. Bu perspektiften bakıldığı zaman Batı Avrupa, özellikle İngiltere daha iyi bildiğiniz bir sektör, ile Türkiye arasındaki gap, arasındaki fark, döngüsel ekonomiye yönelik hazırlık açısından nedir, nasıl algılıyorsunuz bunu? Yeah, I think that within the furniture sector, mobilya sektörü için konuşacağız. Yeni teknolojiler, bu gelişmiş teknolojiler aslında küçük ölçekli, daha niş bence. Avrupa'daki mobilya sektörünün çoğu zaten Türkiye'den çok farklı değil. Avrupa'daki şirketlerin çoğunda zaten mobilyacıların döngüsel ekonomiden haberi yok. Hiç kullanmıyorlar bile. Yani bence pek öyle hani Türk firmalarından farkları yok bence. Ben büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum. O zaman bu bir fırsat aslında. Yani belki öne geçebilir. Bu konuda organize bir çabanın içine girerse Türk mobilya sektörü rekabet avantajı elde edebilir, hem de AB pazarında. Diyebilir miyiz? Absolutely, definitely. Because kesinlikle rekabet avantajı yakalayabilirsiniz. Sonuçta döngüsel ekonomiye geçmenin maliyeti çok yüksek. Bir defa bunu unutmayın. Hangi firma olursa olsun. Ama siz buna başladığınızın mesajını vermeniz bile, bununla adım atmaya başlamanız bile zaten size rekabet avantajı sağlar. Ve bu size bu isim, bu marka olur. Ve tabii bir strateji geliştirirsiniz. Bunu da adım adım uygularsınız. Yani yapmaya başlamaya niyet etmek bile, bu niyetimizi beyan etmek dahi bir rekabet avantajı, pozitif algı yaratma konusunda bir adım olacaktır diye anlıyorum. Yes, yes, definitely. Tabii ki. Yani bunun iletişimini kurmak. Yani sektör olarak, Türkiye'deki mobilya sektörü bu mesajı verirse, bizim böyle bir niyet, hatta bazı belki firmalar daha hazırdır. Onların da belki bazı adımları vardır ama bunun kesin olumlu yansımaları olur. Evet. Soru Ahmet Başkanım. Ben sorayım o zaman. Buyurun çok lütfen. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok geniş, benim için çok geniş olabilecek notlar aldım. Yani en düşünme planı. Tabii önceden de biliyorduk ama bu işin önemini bir kez daha kavradık ve bir iş modeli haline dönüştürmemiz gerekiyor. Ama sizlerin de bildiğin gibi dünyanın her yerinde aslında mobilya orta ve düşük bir teknoloji kullanıyor. Yani çok böyle bir high teknoloji kullanmıyor. Mobilyanın farklılaşması tamamıyla aslında tasarım ve üretim sürecinden geçiyor. Ve Avrupa'da bugün tahminim işte 70-80 milyar dolar mobilya üretimi, Türkiye'de de işte 8-10 milyar dolarla beraber toplam 100 milyar dolar mobilya üretimi var Avrupa'nın toplam üretim hacmi, üretici fiyatlarıyla. Şimdi biz Türkiye olarak da aslında hem Avrupa'nın hem dünyanın bir mobilya üretim üssü olmayla ilgili bir hikaye oluşturmak istiyoruz. Ve MOSFET derneği olarak da, üreticilerin derneği, aynı zamanda bu enstitüyü de kurmamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi, dünyanın değerlerine sahip çıkacak ve üreticilerimize rehberlik edecek bir kurum olmasını istiyoruz. Döngüsel ekonomi çok önemli, çevre çok önemli, gelecek için üretim çok önemli. Şimdi biz bunları tabii, işte yeşil ekonomi çok önemli, bunların hepsine inanıyoruz ama mesele bir hayalden öteye nasıl bir zihinsel dönüşüm yapıp bir iş modelimize döndürme konusunda
bir rehberliğine ve özellikle bu konuda Avrupa Birliği'nin bir kaynakları var mıdır bize yol gösterebilecek? Bundan bahseder misiniz? I would be very happy to share with you. Başkanım, daha detaylı vaka çalışmaları var elimizde. Bunları paylaşmaktan memnuniyet duyarım. Mesela biz İngiltere'de mesela İngiliz Yatak Üreticileri Federasyonu ile yaptığımız çalışmayı paylaşabiliriz. Ondan attığı adımları paylaşmak isterim. Benim sık kullandığım bir ifade vardır. Siz hani sürdürülebilirlik gündemini mesela açıklamak. Bu çok güzel olur. İngiltere'de de atılan ilk adım oydu. Çevre taahhütü, Green Pledge açıkladı yatak sektörü. Dedi ki bizim bu çevreye taahhütümüz dedi. Hedefimiz bu, biz bunların farkındayız. Sektör olarak oraya gelmek istiyoruz dedi. Tabii ki amaç, bakın hani biz buradayız, bunu destekliyoruz. Ve devlet de dedi ki tamam biz de sizi destekliyoruz, bunun faydası var, biz sizi böyle destekleriz dedi. Size ne gibi pratik kaynaklar sağlayabiliriz? Birincisi bir defa önce bir hotspot analizi diye bir kavram vardır İngilizce. Yani en büyük riskler neler? O riskleri nasıl azaltabiliriz? Bu konularda daha detaylı ben görüşmek isterim. Belki özel ya da genel bir toplantı yaparız. Derinlemesine dalarız. Yani ilk adım ne olacak? Sonra ne olacak? Mesela 2030'a kadar bir plan yapılır ve o adım adım takip edilir. Hocam Göksel Korkmaz bir soru sormuş. Sayın Göksel Korkmaz. Alpay Hocam sessizdesiniz mikrofonunuz. Alpay Hocam. Evet, Zoom azizliği. Bir sorumuz var. Göksel Bey sormuş. Sorunun şu anda görüyorum. Evet. From point of sustainable sources demiş. Solid wood or wood based panel mobilya endüstrisinde kullanılan iki asıl ahşap bazlı malzeme. Avrupa'da bunların kullanımına dair bunların arttı mı yoksa sabit mi kaldı diye soruyor. Yani particle board veya solid wood. I don't have the details. Benim bu konuda elimde rakamlar yok. Böyle bir hani pazarda kullanılan malzemeler bunun değişimlerinin rakamları bende şu an yok hocam. Anladım. Ama şöyle ifade edeyim. Bir FSC sertifikasyonu var. Çoğu kurum ahşap seçiminde o sertifikasyona göre eğer FSC sertifikasyonu var, sertifikası varsa iyi bir malzeme olarak görülüyor. Ama onun ötesine pek bir geçiş yok. Yani bu solid wood mu kullanayım ya da mesela ahşap panel mi kullanayım? Yani eminim data vardır ama şu an size bu datayı, elimde benim data yok. Yani şu an paylaşabilecek durumda değilim. Ben bir soru sorayım. Başka bir soru şu anda gelen bir sorumuz yok ama şöyle bir şey var. Hani mobilya ile ilgili genelde Türkiye'de taşrada gezinirken orada burada karşımıza çıkar. Terk edilmiş mobilyalar. Bir ağacın altında, otobüs durağına konulmuş. Hatta Ahmet Başkan'ın bir seri yapmıştı. Orada burada çektiği terk edilmiş öksüz mobilyalarla ilgili. Şimdi bu ikinci el kullanımı, mobilyanın, eski mobilyanın yeniden kullanıma sokulması yeni bir takım iş modelleri geliştiriyor. Ve aslında buralarda ben şeyi düşünüyorum. Hani epey oldu 25-30 yıl önce İngiltere'de bir 5 sene kaldım. Küçük imalatçının, küçük esnaf dediğimiz yapının büyük ölçüde ortadan kalktığı veya çok pahalı olduğu bir post endüstriyel bir ülke. Kuzeybatı Avrupa'nın geneli böyle. Ama biz Türkiye'de hala mahalle aralarında marangozlara rastlıyoruz. Hala küçük imalatlı, marka mobilya yapmasa bile ahşabı işleyebilen, döşemecilik yapan insanlar var. Şimdi bu ikinci el mobilya piyasası dediğimiz olay tabii perakendecilikle de ilgili.
Bu konuda birazcık bir şeyler söyleyebilir misiniz? Sadece hani imalat diye düşünüyoruz, malzeme giriyor çıkıyor ama aslında ilginç bir noktada ikinci el piyasası. Hatta Türkiye'de bu konuda bir iş modeli olarak bir iki tane web sitesi de gördüm. Mobilyanızı alalım, yeniden satalım tarzında. Buradaki dönüşüm nedir? Bu nereye doğru gidiyor? Yeah, I think that's a really important point because çok önemli bir noktaya işaret ettiniz. Sizin de daha önce belirttiğiniz gibi döngüsel ekonomi yeni bir gündem zaten, yeni bir alan. Ama 100 sene öncesine gidelim. 100 de değil yani, 20 sene önce zaten vardı bu. Yani dediğiniz gibi yani insanlar ürünlerini daha uzun süre kullanıyorlardı. Mobilya dediğimiz şey zaten tahmin ettirilirdi. Yani insanlar mobilyasının belki ömür boyu kullanırdı aldığı bir oturma takımını. Yani yani şimdi hani bu terk edilmiş hani bu mobilyalar tabii ki benim için yeni bir bilgi oldu ama şimdi bir yandan tabii ki bir atık üretimi var. Ama bir yandan da hani atık olmasın, ikinci el yapalım konusu. Şimdi atık olduğu anda, attığımız anda bir defa Avrupa'da artık genişletilmiş üretici sorumluluğu diye bir kavram var. Atılacaksa, diyor ki Avrupa, sen bunu üretiyorsan ve bu ürün ağacın altında bulursam ben bunu, senin sorumluluğun diyor. Bunun bu çöp. Yani o çöpün toplanması, geri dönüştürülmesi, tüm bu maliyetlerde üreticiye sorumluluk yüklüyor Avrupa, değişik sektörlerse. Yani o yatak, o koltuk, o sandalye, diyor ki bunların hepsi mobilya zaten. Yani ve biz yani 100 milyon euroysa bunun maliyeti, toplam bu atığın bertaraf maliyeti, Avrupa diyor ki ben bunun bir kısmını sana ödetirim. Yani artık yani ya geri dönüşümünü bunu arttıracağız ya tamirini arttıracağız ki hani Avrupa'nın bize hani getirdiği maliyetten kurtulalım. Şimdi İngiltere'de bu var, Güney Avrupa'da var, Kuzey Avrupa'da biraz daha az ama yani böyle bir konu var. Buna EPR deniyor zaten. Genişletilmiş üretici sorumluluğu. Bir taraf bu var. Bunu unutmayalım. İkincisi sizin bahsettiğiniz bu ikinci el piyasa. Çok ilginç bir sektör. Bu konuda bizim 15-20 yıldır yürüttüğümüz araştırmalar var. Tekstilden mobilyaya kadar. Farklı sektörler bunu değerlendiriyor. Yani ikinci el fırsatı var mı? Mobilya bu konuda bunu yapan birkaç şirket var. Genelde niş, küçük kalıyorlar. Bunu ölçek ekonomisine uyduran çok az şirket çıktı. Yani böyle büyük miktarda mobilyayı toplayan, bunları onaran, yenileyen, hatta buna bir takım etiketler koyan şirketler çıktı. İkinci eli iyi yapmanın sırrı işi sistematik yapmakta. Sizin de bahsettiğiniz gibi insanlar niye mobilya alıyor? Artık dayansın diye almıyor, estetik diye alıyor. Yatağı rahat olsun diye alıyorsun. Koltuk yatak olsun, tamam. Ama yani mobilyanızın rengini de değiştirmek isteyebilirsiniz. Yani koltuğun rengini değiştirmek o kadar da kolay bir şey değil her zaman. Yani hani yani trend var. İnsanlar moda değişiyor, mobilyasının rengini değiştirmek isteyebiliyor. Şimdi daha ürünün de kullanım ömrü dolmamış. Ama bunu yeniden işlemek, yani her mobilyayı yeniden işlemek kolay değil. Bunu verimli yapmak, bunu bir sanayi üretimine koymak hiç kolay değil. Yani endüstriyel yapmak. Sonuçta imalatçı firmanın dev bir üretim tesisi var. Çok büyük bir koleksiyonu var. Bu koleksiyonu dünyanın farklı pazarlarına satıyor. Ve ama İkinci el biraz daha kişiye özel bir şey. Yani ikinci el dediğin zaman. Ama eğer bunu bireysel tüketici değil de kurumsal ikinci el
derseniz, o zaman mesela bunu kiralık mobilya işi başladı. Diyor ki günde 1 euroya satıyor, veriyorum, kiralıyorum diyor ofis mobilyasını. Gayet güzel çalışıyor, temiz, senin binanın dekoruna da uygun mobilyayı getiririm, kurarım. Günlük 1 euroya adedini kiralarım diyor. Şimdi bu tür firmalar ne yapıyor? Benim diyor 1000 tane kiralık koltuğum var diyor. Yani birisi bozulur, birisi kırılır ama sonuçta günde 1 euro aldığım için ben bunun maliyetine katlanırım. Tamir ederim, onarırım, yenilerim, işim devam eder. Bu farklı bir iş modeli. Yani böyle günlük 1 euroya koltuk kiralamak. Ben bu kiralık mobilya işinin büyüyeceğini düşünüyorum. Ofis mobilyası için. Hocam çok özür dileyerek minik bir araya gireyim. Kadir Çoklar Bey bir soru sormak. At the moment it's a very hard sell to consume. Şimdi tüketiciye böyle kiralık koltuk satmak bence zor hocam. Yani bir gün bu bireysel pazara da gelecek. Yani onlar için de faydası var bence. Yok, ben hemfikirim. Yani daha çok kurumsal ve ofis mobilyasında mümkün olabilecek bir iş modeli gibi geliyor. Kadri Bey, buyurun. Son bir soru Kadri Bey'e alalım. Daha sonra biz katılımcılarımıza iki sorudan oluşan bir anket yapacağız hemen. Çok hızlı bir sorumuz daha var yani Amine Hanım. İyi bir soru. Evet, evet. Onu da soralım. Sonra Kadri Bey'den sonra Ertuğrul Bey'in sorusu ben aklımda. Buyurun. Evet. Kadri Bey'i mi alıyoruz hocam? Okay. Kadri Bey buyurun. Kadri Bey buyurun. Kadri Bey mikrofonunuzu açar mısınız? Mikrofon Kadri Bey. Sesim geliyor mu? Geliyor Kadri Bey. Efendim günaydın herkese. Ben Kadri Çoklar. Mobder Mobilyacılar Derneği'nin İthalat ve İhracatçılar Başkan Vekiliyim. Aynı zamanda derneğimiz 2007'den beri Mobder olarak Avrupa Birliği UEA'nın resmi temsilcisi olarak halen vazifemi icra ediyorum. Senede 3 kere Brüksel'e gidip UEA'da çatısı altında çeşitli direktifleri ve bu tip konular eline alınıyor. Şimdi bu konu 2018'in Avrupa Birliği Komisyonu'nun Action 10 planından beri var. Bizler de o seneden beri sosyal diyalog çerçevesi altında tartışıyor. Mr. Oğun kafa sallıyor, gayet iyi biliyor. Bugüne gelmemizin sebeplerinden bir tanesi çok hızlı, ben sadece bilgilendirme yapıyorum. Benimki soru değil, yanlış anlaşılmasın. Ben konuyu daha net bir şekilde anlatabilmek için 2050 yılına Avrupa Birliği Komisyonu Birleşik Milletler'le birlikte daha temiz bir iklim, daha temiz bir dünya çocuklarımıza bırakmak için bu program uygulamaya başlamıştır. 2018'den bugüne kadar alınan yolda şu an bu dosya, bu proje artık sosyal diyalogtan ayrıldı. Avrupa Birliği Komisyonu'nun sivil ve tüketici ve ticaret direktörlüğü masasına geldi. Ben de 22 Şubat'ta haftaya Avrupa Birliği Komisyonu tekrar maalesef Zoom görüşmesi altında bu konu ele alınacak. Konunun aynısı Bay Owen'ın tasvir ettiği gibi 5 başlık altında bulunuyor. Action Plan for Circular Economy, Biodiversity Strategy, Farm and Work Strategy, Sustainable Blue Economy and Chemical Strategy. Bunlar tartışmaya açılacak. Ancak burada bir sorun var. Bu ne zaman devreye girecek? Ne zaman uygulama alınacak? Halen bu hazırlıklar sürüyor. Tabii ki Avrupa Birliği'nin bazı ülkelerinde büyük mobilyasyon çatlak sesler geliyor. Çünkü her ister istemez bir ekstradan yatırım gerekiyor. Bu yatırımlara girmek istemeyen birçok ülkeler var. İkinci gereken bir yatırım da az önce vermiş olduğu örnekte plastik atımlarından, susa, pet şişelerinden rejenere edip başka yerlerde kullanılıyor. Bunun için de ikinci bir sanayi kolu açılması gerektiği düşünülüyor. Bütün bunları bir çerçevede değerlendirmek şu an o kadar zor ki Avrupa Birliği de bunu yapmıyor. Ama İngiltere başta olmak üzere ki tahmin ediyorum Bay Owen'ın bu prezentasyonu da önümüze gelecekti. Benim açımdan çok iyi oldu. Sayın Ahmet Başkanım, ben de Avrupa Birliği'nin
yazısı var. İsterseniz MOSFET'i yollayayım, burada sorular da olacak. Bana yardımcı olursanız 22'sindeki telekonferansta ben de bunları dile getireyim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bizler de teşekkür ederiz. Tabii. Hocam buyurun. Teşekkürler Kadri Bey. Ben bir son soru Ertuğrul Çağrı sormuş. Sanırım bir tasarımcı arkadaşımız hatırladığım kadarıyla yedek parçadan bahsediyor. Bu önemli bir konu. Hani döngüsel ekonomi aslında mobilya sektörüne yedek parça, bu otomotiv endüstrisinden bildiğimiz bir terim. Ama mobilya endüstrisi için de eğer yeniden kullanım ve tamir gibi bir takım şeyleri biz yeniden gündeme getireceksek, yedek parça sağlanmasını ve böylece tamir edilme kolaylığını göz önüne alırsak, kuruma hazır tarzda mobilyaların döngüsel ekonomi rekabetinde daha avantajlı olacağını öngörebilir miyiz diyor. Bu soruya ben de şöyle bir şey ekleyeceğim. Aslında bu komple MOSFET'in bünyesinde bulunan genelde nihai mobilya üreticilerinin derneği, ama Maxter var. Maxter ara girdi sağlayan bir sektör, mobilya sektörü için. Malzemecilerin de bence bu arada doğrudan malzeme imalatı yapan işte tekstilden ahşap bazlı malzemelere kadar bunların da belki MOSFET'le beraber koordineli olarak çalışması gerekir diyorum. Sözü o ayına bırakıyorum. Ondan sonra söz ve eylem Amine Hanım'da. Buyurun. I completely support you. I think that ben tüm söylediklerinizi destekliyorum. Bence malzeme üreticileriyle mobilya üreticilerinin işbirliği çok önemli. Sonuçta hani bu hani yedek parça döngüsel ekonomiden bahsediyorsak kesinlikle önemli. Çok da güzel fikirler bunlar. Ben tabii şimdi yorumlar çoğu Türkçe, anlamıyorum. Ama doğru, hani sizlerin yorumlarınızdan anladığım, hissettiğim kadarıyla siz adım atmak istiyorsunuz. Karar vermişsiniz, bu konuda bir şey yapmamız gerekiyor diyorsunuz. Ben de aynı noktadayım. Evet, bir şey yapmak lazım ama bu konuda pragmatik olmanızı öneririm. Pragmatik düşünün. MOSFET dediniz, malzeme üreticileriyle işbirliği kesinlikle tavsiye ederim. Sonuçta bu işin bazı noktalarını, sürdürülebilirlik noktasını değerlendirmek, bir de lobi faaliyeti önemli. Yani devlet nezdinde lobi yapmanız lazım. Yani sonuçta mobilya mevzuatı çıktığında sizin de buna rahat uyum sağlayacağınız bir mevzuatın gelmesini istersiniz. Ama sizin bunu yapacak bir hikayenizin olması lazım. Bir hikayesi olması lazım bu işin. Yani mobilyacılar olarak biz sadece kendi sorunumuz bu diye çıkmayın. Biz dünyayı anlıyoruz, tüketicileri anlıyoruz, trendleri anlıyoruz ve bunlara uygun bir gelecek dizayn etmek istiyoruz gibisinden bir hikayeyle çıkılırsa bu işin bir parçası. Bir de tabii ki Fransız modeli farklı, Alman modeli farklı, İngiliz modeli farklı. Onları ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Fakat bu tekrar bu yedek parça konusu ilgimi çekti. Ben bir öncelik listesi yapacak olsaydım şu an, ben yedek parçayı ya en yüksek öncelik vermezdim. Maliyet de çok yüksek olur yedek parçalı mobilya üretmek. Ben onu hemen düşünmezdim. Yani naçizane. Onu ben biraz daha ikinci plana atardım, yedek parçalı üretimi. Şimdi şöyle bir mevzuat gelecek. Onarım hakkı diyor Fransızlar. Elektronikte mesela onarım hakkı diye bir mevzuat. Mobilyada henüz yok. 5 sene falan daha var gibi bence o işin zorunlu olmasına. Ama mobilya puanlaması geliyor. Sürdürülebilir mobilyaya daha yüksek puan verecekler. Bence o daha büyük bir öncelik. Mesela Avrupa diyecek ki bu iyi mobilya, o kadar iyi değil. Size puan verecek. Atıyorum 5, 4, 3, 2 gibi düşünün. Yani bunun etkisi daha büyük gibi. Bence hani önünüze çıkan yasal etkilere göre önceliklendirme yaparsanız daha iyi. Şimdi ev mobilyalarına ise hani tüm bunları getirmek, hani onarım falan zor bence. Ev mobilyasında onarım hakkı zor bir şey.
Çok ilginç konular bunlar. Yani saatlerce konuşabiliriz. Siz konuştukça benim de aklıma başka şeyler geliyor. Ama bir küçük anket var. Mosfet adına yapılması beklenen. Amine Hanım, biz size bırakalım isterseniz. Ama benim aklımda yine bir son soru var. Owen, şimdi bu puan verme meselesi var ya. Soruyu hani, hocam ona, soruyu sorun, anket de bu arada gelsin. Tamam. Aslında ikisi de bir arada mümkün yani. Bu hani diyelim ki benim ürünüme 3 verdi. Çok özür dileyerek. Bilancanın ürününe 4,5 verdi. Ama benim ürünüm daha ucuz diğerinden. Evet. Ne olacak? Bu arada lütfen katılımcılarımız cevapları girerlerse. Now you're asking me to look into my magic future ball. My magic ball. So yani bu puanlama nihai tüketicinin karar verme noktasında ne kadar etkili olacak? Hala fiyat mı etkili olacak? Spekülasyon tabii. There will be a niche of consumers. Şimdi her zaman bir niş olacak. Yani bazı tüketiciler diyecek ki ben çevreci ürün alırım, parasını neyse veririm diyecek. Ama bazı sektörlerde diyecek ki ben öderim diyecek. Mesela dedim ya, hani Avrupa'da bazı devletler diyor ki ben çevreci ihale açıyorum diyor. Mesela Hollanda bu konuda çevreciliği ön plana çıkartıyor ama soru şu, ne kadar? Yani mesela birisinin puanı 3, öbürü 4,5. Şimdi 3 ile 4,5'u kıyaslıyoruz. Yani 3 ile... Yani burada çevreci ürünleri kimler tercih eder diye anketler var. Ama elimde rakam yok. Şimdi konuştuğumuz bazı konularda ben hani kendim çok rahatım. Hani şimdi mesela çevreci bir ürün olsa ne kadar fazla öderdiniz gibi anketler var. Ama hani elimde hani bu rakam yok. Hani bu çalışmalar var. Hani bunları bakıp o araştırmalara göre hareket etmek lazım. Bu soruyu şundan soruyorum. Ercan Bey, MOSFET'in başkan vekili, kendisi sorduğu soruyu, yani sorudan çok bir yorum aslında. İnternetten Avrupa'da Uzak Doğu ucuz ama kalitesiz Uzak Doğu ürünleri serbestçe satılıyor diyor. Burada bir ikilem var diyor. Yani bir yandan bu tür bir regülasyon tartışılırken Uzak Doğu menşeli ucuz ürünlerin internet üzerinden Avrupa'da bu kadar rahat satılabilmesi bir dilema, bir çözümü zor bir çelişki olarak görünüyor. Yeah, evet. A big problem, but I would say büyük bir sorun, kesinlikle. Ama bu şu an Avrupa'da ki bu hani bu üretici, hani genişletilmiş üretici sorumluluğu var ya, bu ucuz şirketlere para ödetiyorlar. Yani o ucuz satıyor, parasını da ödüyor. Ama daha iyi bir üretici sorumluluğu mevzuatı lazım. Yani ucuza sokuyor, cezası ucuz, cezasını da ödüyor. Ama çok cezayı arttırmak lazım. Yani mevzuata uymayan böyle ucuz ürünü satarım diyene öyle bir ceza uygulaması lazım ki ülkenin, o zaman öyle kafasına göre satamasın. Yani buna ekomodülasyon deniyor. Yani hani bir ürün ucuz ve iyi de olabilir. Hani ben onu kastetmiyorum ama sonuçta skoruna göre bir ücret ödenirse, hani üretici sorumluluğu maliyeti olursa, o zaman bu biraz daha yönetilebilir olur. Ama yani sonuçta ucuzluk kavramı, yani hani bunu göz ardı edemeyiz. Yani işin ekonomik tarafı var. Yani sonuçta döngüsel ekonominin bir iktisat bileşeni var.
Sonuçta bunu işler hale getirmek tabii ki konuştuğumuzdan daha zor. Bunu sürülebilir yapmak, planlama istiyor. Ama ben yapılabileceğini düşünüyorum. Peki. Teşekkür ederim. Evet. Sonuçları görebiliyor muyuz acaba? İlk sorumuzun başlığı döngüsel ekonomiye geçişte hangi başlığı en zorlu olarak değerlendiriyorsunuzdu? Katılımcılarımızın çoğundan %50'sinden olası finansal riskler cevabını aldık. Şimdi ikinciyi getirebilir miyiz lütfen ekrana? İkinci sorumuzu. Bu arada soru varsa soru da alabiliriz anket cevaplanırken. Evet, katılımcılarımızdan ricamız birkaç dakika içerisinde bu soruya cevap vermeleri olacak. Bir soru var. Deniz Uysal sormuş. In Turkey, the furniture industry is mostly lean manufacturing. Is it possible to calculate carbon emission for a lean manufacturing company? Turkey, the furniture industry is mostly lean manufacturing. Yes. Evet, yalın üretim yapan bir şirket için karbon emisyonu hesaplamak mümkün mü sorusu. Deniz Uysal'ın sorusu. Çok iyi bir soru bu. Ben konuşmamın bir yerinde bahsetmiştim. Bilimsel temelli hedefler diye bir çerçeve var. Bilimsel, yani bilim temelli hedefler. Bu bir girişim, bir inisiyatif. Diyor ki bir şirkete etkisi ne olur? Şimdi yalın üretim yapıyorsanız sizin zaten karbon etkinizin daha az olması lazım mantıken. Dolayısıyla da bu hesaba katılıyor. Yani şu an biraz detaya giriyoruz ama dediğin gibi belki ayrı bir toplantı yapmak lazım. Yani mesela bilim temelli hedefleme nedir? Karbon etkisi nasıl hesaplanır? Bunlar ayrı toplantı konuları. Ama çok genel özetlersek 3 adımı var bu işin. Birincisi binanın fabrikanızın, imalathanenizin enerji verimliliğine bakılıyor. İkincisi enerjiyi nereden alıyorsunuz? Yenilenebilir kaynakları mı kullanıyorsunuz? Yenilenebilir değil mi? Üçüncü aşaması da tedarik zincirinize bakılıyor. Kullandığınız malzemelere bakılıyor. Yani imalatta kullandığınız malzemeleri ve ambalajda tabii ki vesaire. Ne kadar yalınsanız genellikle daha iyi sonuç çıkar karbon etkisinde. Yani çıktığı girdiği oranladığımızda oranlar daha iyi çıkar genellikle yalın ekonomide. Tabii ki her şirket için bu konuda eğer daha proaktif olacaksanız, daha sürdürülebilir bir yapıya geçmek istiyorsanız bu anlattığım şekilde karbon etkinizi sunmanız lazım. Yani şu kadar girdiniz var, şu kadar çıktınız var, verimliliğiniz ne kadar? Dersiniz ki biz şu kadar tesisimiz şu kadar enerji kullanıyor. Bunun şu kadarı yenilenebilir enerjiden geliyor. Biz yalın üretim yapıyoruz, atığımız daha az dersiniz. Atığın daha azsa daha az sorumluluk maliyetin olur. Tüm bunları topladığınızda yani bazen o kadar fazla maliyet olur ki enerji verimliliğine girmekten daha fazla olur. Yani bugüne kadar tek bunun oturmuş bir hesabı çıkmadı. Asıl sorun o. Zaten o yüzden işte bu bilim temelli çerçeve deniyor. Ve yalın olmak isteyen, enerji verimli olmak isteyen her şirketin hedeflerini netleştirmesi gerekiyor. Owen, bir şey paylaşmak istiyorum senle. Süremiz bitiyor. Hocam, süremiz bitiyor hocam. Kısaca ben şunu aslında belirtmek istiyorum da. Şimdi tabii ki biz şunun için, bunun bir iş modeli gelip biz eğer dünya için ve gelecek tüketiciler için mobilya üreteceksek ileride bizim fiyatımızın ve tasarımımızın yetmeyeceğinin bilincinde olmamız lazım.
bunun bir zihniyet değişimiyle döngüsel ekonomidir, çevredir, kaynakların doğru kullanılmasıdır noktasında Türkiye mobilyasının bir hikayesi olması gözüyle biz bakıyoruz. Biz diyoruz ki biz Türkiye üreticiler olarak yerel kalkınmayla Türkiye için çok COBİ'ler tarafından, küçük firmalar tarafından üretilen ciddi bir sektörüz. Bu sektörümüzün de biz şuna inanıyoruz ki Türkiye pazarı bizi doyurmayacak. Dolayısıyla dünya için üretmemiz lazım ve bizim iş modelimizin bir hikayesi olması lazım. Bu konuda çok kıymetli bilgilerden istifade ettik. O yine çok teşekkür ediyoruz. Aslında bu bizim için bir iş modeli olacak. Biz kontakta kalacağız. Aslında bir üretim felsefemiz olacak bu. Bir yaşam felsefemiz olacak. Aslında biz hem üretici olarak hem tüketici olarak bunun doğru olduğuna inanıyorsak o zaman neden böyle yaşamayalım ve iş modelimiz haline gelmesin diye düşünüyoruz. Teşekkür ediyorum. Evet. Ben şeyi söyleyecektim Owain'e. Şu anki anketin sonuçlarını, şu anda bir anket yapıldı. 50 kişilik katılım var. 50 kişilik katılıma şu sorulmuş. Önümüzdeki dönemde bu seminerden sonra döngüsel ekonomiye yönelik tutumunuz ne olacak denmiş. %10'u hiçbir şey yapmayacağım, bekleyip göreceğim demiş. %70'i demiş ki merkezi, yani işte MOSFET'ten neler olup bittiğine ilişkin bilgi alacağım, iletişimde kalacağım. Aslında bekleyeceğim, bekleyip göreceğim. Yani yaklaşık %80 diyor ki bekleyip göreceğim. Ama %20 ilginç, döngüsel ekonomiye geçişte daha aktif rol alacağım diyor. Bence fena bir oran değil. Yani bunların gerçekten bir aktif rol alması ve sonuçlarının sektörün diğer geri kalanıyla paylaşılması durumunda zaten istenilen farkındalık gerçekleşecektir diye düşünüyorum. Ben de kendi adıma teşekkür ediyorum. Keyifli ve çok şey öğrendiğim bir seminer oldu. Bana bu fırsatı verdiği için de MOSFET'e teşekkür ederim. Ahmet Başkanım, Amine Hanım, sizin de emekleriniz için. Teşekkürler. Hocam bizler de moderatörümüz olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Ben son olarak kapanışı izninizle birkaç maddede yapmak istiyorum. Buradan biz ne anladık bağlamında. Öncelikle bu yolun çok başında olduğumuzu ve süreçten öğreneceklerimiz olduğunu biliyoruz. Ve eğer doğru yönetirsek Avrupa'da rekabet koşullarımızın da üzerine gideceğimizi ve iyi olacağımızı biliyoruz, önde olacağımızı biliyoruz. Mobilya içeriğinde çok çeşitli malzemeler barındırıyor, doğaya karşı sorumluluk taşıyan bir sektör ve bu anlamda bir rol model olabilir. Bu benim yorumum değil, bu uzmanların yorumu, hepimiz katılırız herhalde. Dedik ki müşteri davranışlarında meydana gelen değişiklik, müşterilerin daha sürdürülebilir ürünlere yöneldiğini gösteriyor. Ve bu uluslararası rekabet edilebilirlik bağlamında döngüsel ekonomiyi sektörümüz için anlamlı kılıyor. Özellikle yakın zamanda AB ülkeleriyle olan dış ticaretimizi de etkileyeceği ihtimalinden hareketle buraya ilişkin gelişmeler takip edilmeli. Avrupa Komisyonu ve paydaş platformlardan sistematik bilgi edinilmeli ve sektörün en son bu geçiş aşamasında paydaşlarla işbirliği içerisinde olması önemsenmeli diyoruz. Ve ben herkese çok teşekkür ediyorum. Başta konuşmacılarımız Owain Griffiths, Katerina Mihalidou, Sayın Başkanımız ve değerli moderatörümüz başta olmak üzere. Herkese çok teşekkürler. Biz bu konunun üstüne düşeceğiz ve sizinle gelişmeleri paylaşacağız. Peki. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın efendim. Thank you very much everyone. Thank you. Thank you Owain. Herkese çok teşekkürler. Thank you all. Thanks all. Have a good day.